Ülkemizin bakanı, Hatay'ımızın büyükşehir başkanı. Sayın Saltı Erkin Bey'e mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Efendiler, Akasya Mahallesi'nin güzel insanları, sevgili gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Arkadaşlarımız sizlere uzunca bir süredir hitap ettiler. Projeleri anlattılar. Antakya'mızın, Hatay'ımızın nasıl kalkınacağını detaylarıyla sundular. Şu Antakya olalı şöyle bir belediye başkanı görsün. Artık bir mimar eli değsin değil mi bu şehre? Yeni başkanımız İsmail Çinyacı. Kardeşlerim, İsmail kardeşimin ruhundaki o incelik, o estetik anlayışı bu ruhsuz şehri aslına döndürecek. Doğunun kraliçesi olan Antakya tarihiyle aslıyla buluşacak ve inşallah Antakya'mız Hatay'ın da Türkiye'nin de göz bebeği olarak ayağa kalkacak. Kardeşlerim, 11 gün kaldı. 11 gün sonra sandıklar önümüze geliyor. Allah izin verirse Antakya ve diğer ilçelerle beraber Hatay Büyükşehir gümbür gümbür geliyor Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, 11 gün sizden son bir ricamız var. Bu 11 gün her birimiz en az bir kişiyi ikna edeceğiz. Adam başı 11 kişi eder. Burada 5000 kişi var. 55000 kişi eder. 55000. Dostlar, kıymetli kardeşlerim, artık geri sayım başladı. Hatay
ilk kez büyük şehir kuruyor. Bu büyük şehir doğru kurulmalı, sağlam yapılanmalı. 30 yılımızı, 40 yılımızı belirleyecek olan bir büyük şehir kuruyoruz. Sayın Başkan, sen kurunca doğru oluyor da başkası kurunca yanlış mı oluyor bu büyük şehri? Ben şunu ifade ediyorum. Bu büyük şehri polisimize, jandarmamıza taş ve molotofla saldıranlar kurmamalı. Bu büyük şehri kardeşlerim, bu büyük şehri polisimizin, jandarmamızın suyunu kesenler, su vermeyenler kurmamalı.